Today, we mark the Day of Tolerance. Tolerance of beliefs, of different cultures, of different traditions. I think in today's world, we all need more tolerance and more mutual respect. In this context, we bring to you a concert from two youth orchestras together with our information center in Denizli. Youth and the youth members of these orchestras are particularly well suited for this message of tolerance. We believe in their strengths. And they will also share with you their experience under the Erasmus program, which is all about exchange, culture, tolerance. So I wish you all a very, very nice concert, and I thank the youth orchestras from Rotterdam and Olten and their maestros for their effort today. Thank you very much.
Hoşgörü Günü kapsamında Olten Filarmoni Orkestrası ve Rotterdam Gençlik Filarmoni Orkestrası ile ortak gerçekleşecek olan bu projede var olmaktan çok büyük mutluluk ve heyecan içerisindeyiz. Geçen sene kendilerini buraya biz konuk etmiştik fakat bu yıl pandemiden dolayı maalesef bir araya gelemedik. Fakat teknolojinin bize sunduğu imkanlar doğrultusunda onlar orada kendi kayıtlarını yaptılar. Biz burada maestromuz İbrahim Yazıcı ile beraber kendi kayıtlarımızı yaptık. Hoşgörü Haftası kapsamında yaptığımız bu proje gerçekten çok özel. Burada olmak çok heyecan verici. Müziğin bizi bir araya getirmesi çok güzel bir şey. Birlikte bir şeyler paylaşmak, aynı dili konuşmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu projede yer alan herkes benimle aynı heyecanı paylaşıyor. Bu zamana kadar yurt içinde ve yurt dışında yabancı uyruklu meslektaşlarımla birçok konserler verdim. Farklı kültürlerden gelmiş olsak da ortak dil olarak kullandığımız müzik sayesinde ortaya çok güzel konserler çıkarttık. Dünyanın her yerinde ve her alanında yeterince hoşgörülü olduğumuz takdirde bir bütün olarak yaşayabileceğimize inanıyorum. Dil, din, ırk fark etmeksizin güneşin altında bütün insanlar aynıdır. I had a really good time in Turkey. Going into it, I didn't know that much about the country or the culture, so I wasn't really sure what to expect. But the people were so friendly, and we saw so many beautiful places. As a musician, I think one of the biggest joys is to get to play with other musicians. So it was so much fun to play with the other musicians from Turkey, especially since we were playing some Turkish pieces as well. And some of us became friends. I believe a few people still keep in touch via social media. And overall, I just had such a good time there. And right now with the earthquake, it's so hard to imagine the damage in the city we were only a year ago. So we're sending lots of love your way. Erasmus deneyimden sonra Erasmus'a ait kavramlar ve anlamlar çerçevesinde olan bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Erasmus, dünyaya açılan kültürel bir penceredir. Farklı mensuptaki, farklı kültürdeki ve anlayıştaki insanları bir araya getiren, ömür boyu dostluklar kurmamızı sağlayan ortamlara vesile olur. Birbirimizin etnik değerlere ne kadar yaklaştıkça o kadar renkli bir dünya kurduğumuzu fark ettik. Ve bu proje sayesinde hem eğitim hem arkadaşlık olarak çok güzel noktalara geleceğimize inanıyorum. Katkısı olan ve projeyi yaratan herkese tek tek çok teşekkür ederim. 16 Kasım Hoşgörü Günümüz kutlu olsun. Thank you.
Erasmus'tan sonra böyle bir projede yer almak beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü Erasmus bize farklı kültürlerle barışık olmayı, birbirimize hoşgörülü davranmayı ve de eğitim standartlarımızı belli bir kaliteye getirip bizi motive etmeyi hedeflemiştir. Şimdi tekrar yeniden farklı arkadaşlıklar edinmek ve en güzeli birlikte müzik yapmak beni gerçekten çok onur ediyor. Bu projede emeği geçen, bu projeyi oluşturan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Dünya Hoşgörü Gününüz kutlu olsun. Meeting the Turkish students was really nice. I really liked seeing the differences, but also the similarities between our countries. Even after a year, I'm still in touch with some of the people I met. I'm thinking about them because of the earthquake that has hit Izmir. I really hope they will all get through this. Ben Avrupa Birliği'ne kendimi birçok katmanda yakın hissediyorum. Birincisi yaptığım iş vesilesiyle Avrupa müziğine yakın olmak zorundayım. İkincisi hayatımın hatır sayılır bir kısmını Avrupa Birliği içerisinde geçirdim 7-8 sene. Ve de ideolojik olarak Avrupa Birliği gibi bu kadar farklı kültürlerin iç içe yaşamasını doğru buluyorum. Çünkü aslında ne kadar kültürlerimiz, geleneklerimiz, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da aslında bütün insanlık olarak bir amaca hizmet ediyoruz. O da sevgi içerisinde kardeşçe yaşamak ve hoşgörü ile birlikte yaşamak. Öncelikle bu projede bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü ne zaman yurt dışındaki arkadaşlarımla, meslektaşlarımla böyle projeler yapsak kendimizi çok geliştirmişizdir. Ben de Erasmus deneyimimden sonra gerçekten bakış açımı çok değiştirdim. Orada gördüğüm kültür, eğitim, insanların sıcakkanlılığı, hoşgörü beni çok mutlu etti ve her yurt dışına gittiğimde kendimi evimdeymiş gibi hissettim. Ne kadar farklı kültürlerden, farklı dillerden geliyor olsak bile aslında sanatın ve özellikle müziğin birleştirici gücüne çok inanıyorum. Çünkü evrensel bir müzik sayesinde hepimiz bir araya geldik ve ortak değerde, ortak güzellikte bir proje çıkarttık ortaya. Umarım önümüzde pek çok bunun gibi güzel projeler olur. Hoşgörü haftamız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Before we went to Turkey, I had some opinions about some places in Turkey. Because I'm Turkish myself, I go there very often to see family and friends. And in some places in Turkey, I did not feel as comfortable anymore as I did when I was younger. But in Izmir, I felt really comfortable. The people were really nice and not judgmental at all. So to me, it felt like a part of Turkey that did not change that much over the past few years. So that was really nice. And now the earthquake has happened. I hope everyone is doing okay. It's really sad to see. I myself experienced a similar earthquake about 3 years ago, I think, on Kos, near to Bodrum. So I can relate to the anxiety and panic people are experiencing right now. So I hope everyone is safe, is doing okay. I hope your families are okay. And everyone gets through this together, all healthy, all safe, so we can make music again. Bu projede yer almak benim için ayrı bir mutluluk. Çünkü ben müziğin evrensel diline inanıyorum. Müzik hiçbir ayrım tanımaz, farklılık tanımaz, din, dil, mezhep ayrımı bilmez. O yüzden müzik evrenseldir. Bu iki orkestra fiziksel olarak pandemi nedeniyle ne yazık ki birlikte olamadı. Ama umuyoruz ki sanal ortamda aynı coşkuyla çalmışızdır ve umarız beğeniyle izlersiniz. Sağlıcakla kalın.